türküler dinleteceğim size bugün. Çok. En sevdiğim yorumlardan biri geldi. Alkışlar Hülya Bozkaya için. Boşu boşuna
sen mezarımın başına. Hayatıma sebep olanı getir, bir tarafı getir, saçlarını yol getir. Hayatıma sebep olanı getir, gitar al getir, saçlarını yol getir. Bravo! Hülya Bozkaya. Çok teşekkür bu ediyorum. Bu türküyü Hülya ile tanıdık. Bu türküyü Hülya sevdirdi, Hülya ile sevdik. Ama bizim o görüntülerimizdeki çok sevgili kardeşim, çok severim onu, o da beni çok sever, Kıvanç Tatlıtuğ kendi sesiyle ve bağlama dersi aldı sırf o nameleri verebilmek için, bağlamayı çaldı ve bu türküyü söyledi. Şimdi baştan size dinleteceğim, bakalım Hülya Bozkaya kaç puan verecek, izleyelim mi? Yoksulun derdine derman getir lele gitara. Şimdi bu klibin hikayesi var. Bu türkünün nasıl meydana geldiğinin hikayesi var. Görüntülerin üzerine Hülya Bozkaya konuşsun istiyorum. Çünkü Hülya'nın annesini kaybettiği zaman çektiği o gözyaşları gerçek gözyaşları ve annesi için ağlıyor. Diyor ki ben ağladım. Karşımdaki bütün ekip ağladı. Görüntüleri verelim ekrana ve Hülya Bozkaya anlatsın. Evet. Şimdi zaten Seda ablacığım, benim bu türküden hiç haberim yoktu. Bakın iyi dinleyin burayı. Annem vefat etmiş, ben her gece Kur'an okuyorum. Çünkü psikolojim gerçekten çok kötüydü ama Allah'a sığındım. Allah yardım ediyor gerçekten. Her gece oturup Kur'an-ı Kerim okuyorum. Onun ruhunu hediye ediyorum. İçim rahatlıyor. Yine bir akşam vefatının 1,5 ayı falan olmuştu. Rüyamda annemi gördüm. Tekerlekli sandalyede bana doğru geliyor. Şöyle elini uzattı bana. Bu türkünün son kıtasını size yemin ediyorum bana okudu. Allah Allah. Merhamet etmiyor gözüm yaşına. Sen derman sana. Arama boşu boşuna. Ölür isem mezarımın başına hayatıma sebep olanı. Annelerinizin kıymetini... Kesinlikle. Onlar hayattayken bilin ne olur. Kesinlikle. Onlar gittikten sonra bakın nasıl üzülüyor. Ve benim türküden o zaman haberim oldu. Uyandıktan sonra dedim ki yani benim annem bana bir türkü okudu ama Allah bu Allah. Nasıl olabilir dedim. Çok enteresan değil mi ama? O zaman da albüme girecek psikolojide değilim yani. Hakikaten çok kötü durumdayım Seda abla. Yani evet. Uyku uyumuyorum çünkü. Sürekli ağlıyorum evde. Ah canım. Diyor ki yastaydım. Saçlarımı bile boyatmadım tabii diyor. Tabii saçım orada boya değil. Bak diyor. Yani şu kadar diyor. Uzun. Dipler çıkmış o perişandım yani. O kadar kötü yani. Durumdaydım diyor bu klibi çektiğim. Kesinlikle. Sonra Bülent Seyhan aradı sevgili prodüktörüm. Ay canım. Dedi ki Hülya'cığım senin albüme girmen gerekiyor. Böyle olmayacak. Yani sana iyi gelecek dedi. Acın da dinleyecek. Hem dedi matemini o şekilde yaşarsın. Anne başka bir okursun. Şey değil mi? Tabii ki babalarımızı da seviyoruz. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Benim amin. Babam Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine kavuştu ama anne başka bir şey ya. Anne. İnsanın ben anneme belki ne diyorum, ne diyorum biliyor musun? Kendine iyi bak. Bir de beni seviyorsan benim için bir kere daha iyi bak. Gerçekten. Yani ben çok dağılırım. Çocuklarınız için daha çok dikkat edin kendinize anneler. Yani ben annesiz hani bu kadar güçlü görüyorsunuz ya. Hayır hayır hiç öyle değilim. Ben annemsiz yalan mı Coşkun? Dağılırım. Bundan emin olun. Onun için enişteme döndüm. Yalan mı Coşkun dedim. Ben dağılırım o topluyor. O toparlıyor. Yani Allah esirgesin diyorum ki ne olur benim için kendine bak. Ama benim için bir kere daha iyi bak ne olur. Ben sensiz mahvolurum diyorum ve mahvolurum. Dibe vururum yani başka bir şey. Allah o... uzun ömür versin annelerimize, bütün annelerimize. Amin. Tabii ki günün birinde o acıyı hepimiz yaşayacağız ablacığım. Yani evet, bunun kaçarı doğru, yok ama doğru. Allah hayırlı ölüm doğru. versin. Uzun ömür versin annelerimize ama evet. ne olur bunu hep bütün programlarımda söylüyorum. Ya seni seviyorum demeye erinmeyin. Sevin. Ya annenizi böyle ziyaretlerine arayın, seni gidin. Seviyorum deyin. Evet. Öpün, koklayın o koku, o anne kokusu var ya o anne kokusu. Ben annemin gıdığını öperdim, böyle koklayarak öperdim değil gıdığını. Mi?
Öyle başka bir şey değil bu yani. Başka hiçbir duygu değil bu. Peki dur, çok bu şey oldu, duygulandı. Aa, kıyamam ben ona be. Peki nasıl buldun Kıvanç'ın sesini, yorumunu? Yani hiç müzikle alakası olmadığı halde bile, evet, ben haberim yoktu. Arkadaşım aradı beni, çabuk aç televizyon dedi. Senin türkün okunuyor, Kıvanç Tatlıdağ okuyor. Şaşırdım böyle, bir anda kaldım. Bir açtım, gerçekten kendi sesi ve çok teknik olarak aslında doğru okumamış ama duygusunu vermiş. O çok duygusunu, güzel. Bravo, evet. Bravo. Hani, işte istediğim buydu. Duygu çok önemli. Duyguyu vermiş. Evet, duygu olarak ben Kıvanç'ı alkışlıyorum. Evet, ben de alkışlıyorum. Kıvanç gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Aferin ona. Gerçekten aferin. Çok da severim. Belki çok iyi ses değil ama duyguyu vermiş. Yani, duygu çok önemli. Duygu bir yerinde. Şey. Orayı bir alabilir miyiz ya? Kıvanç'ın okuduğu yeri. Bu arada arkadaşlarım ayarlasınlar. Sadece orayı istiyorum. Oradan sonra keseceğim. Hülya'cığımdan diğer türküyü alacağım. Ama Kıvanç bunun dersini almış. Kıvanç hakikaten hiç duymadım böyle bir şey yapabileceğini. Ama duygu tamamdır. Bak izleyin. Çok da güzel olmuş. Eline yüreğine sağlık Kıvanç. Seni seviyorum. Hoşuma gitti. Kuzey Güney dizisi Kanal D ekranlarında. Benim de çok severek takip ettiğim dizilerden biri. Hepinizin aile olarak çok şey bulacağı da bir dizi. Hadi bir türkü daha. Seda ablacığım, biliyorsun Muharrem ayındayız. Evet. Evet. Bizim canların, Alevilerin matemidir, yasıdır Muharrem ayı. Evet, evet. Ben tutulan bütün oruçları... Onun için bugün hiç hareketli okumayacak Hülya'cığım. Benden rica etti. Ben de ne demek dedim. Çok ne istiyorsan onu yap. Burası ediyorum. Senin çok teşekkür ediyorum yerin. Ablacığım. Saygılarımı sunuyorum sana. Bütün canlarımızın yası bugün. Allah Kerbela şehitlerinin mekanları cennet etsin. Nur içinde yatsınlar. Çok acı. Çok büyük acılar yaşanmış. Tabii doğru, ki bizler doğru. Çok şanslıyız. Şu anki doğru. İnsanlar, bizim çok şu anki şanslıyız. Nesil, inanın o kadar şanslıyız ki o acıları dinlediğim zaman ağlaya ağlaya dinledim. Tutulan bütün oruçlarımız kabul olur inşallah. Bir nevi onların yasını yüreğimize hissedebiliyorsak inşallah dualarımız onlarladır. Bütün canlarımızın ruhu şad olsun. Canı yanan canlarımızın diyeyim daha ruhu doğrusu. Şad ruhu şad olsun. Peki hadi bir türkü daha. Alkışlar Hülya Bozkaya için. Ağzına sağlık. Bir türkü daha teşekkür istiyorum. Ediyorum. Sonra konularım, konuklarım burada hazır. Türküden önce anons etmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli psikiyatrı, benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum değerli hocam Tanju Sürmeli burada. İlknur Toprak burada, yarışmadan elendi. Çıplak ayak dağa doğru kaçtı. Niye dağa kaçtı? Ne oldu? Onu konuşacağız Tanju Sürmeli hocamın huzurunda. İlknur'un annesi burada. Hayran oldum. İlknur'a önce çok kızdım. Deli mi ne dedim. Ama baktım ki o kadar saygılı, anneye o kadar sevgili, saygılı bir kız ki. Bugün de onunla konuşmak istedim. Konuşmak istediğim çok şey var. Halettin Özen var. Halettin ne ettin diye böyle bir gazete. Halettin ne ettin? Halettin ne etmiş biliyor musunuz mu? Halettin ne etmiş söyleyeyim mi? Ne ettin Halettin? Benim hanımım öldü. 207'de benim hanımım öldü. Hanımım öldükten sonra. 207'de değil 2007. 2007'de hani özür dilerim. Estağfurullah Halettin. Buyur. Ne ettin? Ya bu dünyada Halettin, ben. Halettin tam benlik, karışmayın. Yalnızlık yapamıyorum ben. Bir gölge arıyorum. Ben varım be. Beni al be. Buyur gel. Gel evet. Bir şey söyleyeceğim. Hocam gülme. Çünkü niye biliyor musun hocam? Kusura bakma da ben Halettin'e giderim. Halettin evlenmek istediği hanımefendileri 18 bilezik bir de 31 bin lira kaptırdı mı be? Verdin parayı be? Vardı da kaptırdım. Karı da gitti, para da gitti mi bilezikler? Para gitti. Ya taktik vereceğim. Su gibi aktı gitti. Ne veriyorsun hemen? Ya veriyorum. Ben ona evde bir gölge olacak diye veriyorum. O da gölge olmuyor da arı oluyor. Sabahlan geliyor 12 olmadan kayıp gidiyor. Sen ne? Halettin'le konuşacağım çok zaman. Halettin ne ettin? Halettin'le buradan giderim. Karışmayın kafanızı patlatırım. Hocam sen de karışma rica ediyorum.
Halit'inde para da var. Bana yedirin mi? Yedirin mi paraları? Kaç bilezik şuradan şuraya. Bak kaymak vallahi gideyim bak. İstediğin kadar yapar bilirim. Yemin et. İstediğin kadar. Bak bak. Kollar şöyle. Afyon kaymağı vallahi. Şu döşüme beşimi bir yerden atacağım mı? Yeter ki evde gölge olsun. Kim olursa olsun. Ben dolanırım, dört dönerim senin etrafında. Ya gölge olsun, dört dönerim. Sen ne diyorsun, dört evde dönerim. Evde gölge olacak, gölge. Gölge, ya ben her şeyin olurum. Halettin, ne ettin? Konuşacağız. Bir türkü daha istiyorum. Alkışlar Hülya Bozkaya. Sen benim ömrümden ömür aldın götürdün yârim. Ağzına sağlık Hülya. Teşekkür ediyorum. Gel canım benim. Çok teşekkürler. Benim. Ağzına sağlık. Ayrıca Halit Dilim'in çiçeği bu. Sana kur yapıyor. Yaptın Isparta mi? Gülü. Isparta'nın gülü endeki. Yemin et. Vallahi... Bak kız Halit Dilim'e bak, Isparta'nın gülünü getirdi bana. Benim sevgilim daha bana bir gül bir çiçek vermedi. Allah onu var ya. Ben Halit Dilim'i istiyorum, kusura bakmayın. Kıymetimi bilir en azından hocam. Evet yalnız... Biraz daha konuşursan, kalp krizi geçirirse burada ne yapacağız? Halettin! Buyur! Bak bütün kollarımı istiyorum, buralara kadar bilezik. Heyecanlı. Şu döşümü istiyorum şöyle. Var mı para Halettin amca? Ya Allah verirse takarım. Bir değil bin tane yine takarım ya. Zula'da var mı bir şeyler? Allah verir ya. Kalmıştır, bırakma ayaklarını. Allah verir. Yeter ki Allah'a murad et, bulursun her şeyi. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaç tane kadın evlenme vaadiyle? Bence onlar seni kandırmış. Ya onlar hep beni kandırmış. Gelen sabahlan geliyor, gidiyor. Sabahlan geliyor, gidiyor. Nereye gidiyor? Kaçıp nereye gidiyor lan? Neriman Devecioğlu vardı. Ha. Eğirdir'in köyünden Hamit Yılmaz. Baklan köyünden. Sen ne? O benim alakamı bozdu. Ben hayatta kimseye kötü gözle bakmazdım. Bu kadın mı bozdu? Hanımında böyle ölüp de ben perişan olduğumu bilmiyordum. Çocuk var mı? Çocuklar, bir kızım var. Samsun'u birine de Almanya'da. Bir oğlum var, ufak oğlum, Alman kızıyla evli, o da Almanya'da. Sen tek başına. Bir oğlum var, büyük oğlum var, o da Antalya'da. Yaş kaç? Antalya'da. Yaş? 34 duyuyorum ben, 77 yaşındayım. Daha ben kendimi 25 yaşında hissediyorum. Tamam, bana uyar. Tamam, bana uyar. Olur mu hocam? 77'ymiş, ben 28. Uyar mı? Uyar bir ama iki gönül bir olunca. Altınları alıncaya kadar uyar. Hocam diyor ki altınları alıncaya kadar. Nüfusta yaşımız ufaldı veririz, olur 25 yaşında, 15 yaşında ya. Ama para var sende. Para, o Allah verir, olmaz mı ya? Ya şimdi olmasa bu kadar hanımlara, baksana 25 bilezik niye evet taktın? Ya, aldım taktım, bir son kadın geldi. Heh. Hani ben anlatamayayım da, anlatsam da ayıp oluyor bu. Ha, küfürlü konuşmadan anlatabilirsin. Ya küfür ağzım hayatımda yoktur. Sen konuşmasın yoktur küfürlü. Kadının biri geldi. Kadının biri. Ondan sonra ne yaptı? Ne istiyor bu kadının biri? Ne dedi ya, sana? Benim telefonu senden alıyor. Isparta'ya geliyorlar. Bak. Isparta'ya geliyor. O beni bilmez, ben onu bilmem. Elinde benim bir şey var. İcabı, ne var? Çiçek şapka var. O tabi İstanbul'dan, Antalya'dan. Nasıl buldunuz? Birinden mi duymuş? Ya benim telefonu senden alıyorlar diyelim. Ama seni telefonla mı aradı? Ya beni telefonla orayı arıyorlar. Anlat bir dakika, elinde bir şeyle gelmeden önce ne dedi sana? Ya benim... Seni aradı ne dedi? Ya ben dedi geliyorum dedi. Ondan sonra seni benim... beğeniyorum mu dedi? Ha, benim... Kaç yaşındaymış kadın? Ya yaşını sormuyorum, yeter ki evde bir gölge olsun benim için, ben onu arayayım. Olur mu ama, sorman lazım. Ya bak bir şimdi var ya, anası ölmüş, babası ölmüş, 3 yaşında 5 yaşında bir kız çocuğu olsun. Ben onu sırtında yıkayayım, karnında doyurayım, başında doyurayım. Evlatlık alayım, ben öldüğüm zaman benim param ona kalsın. Paramız var yani. Ha şöyle gülüyor. Paramız da var kocamla benim. Ne kadar varmıştı? Sana ne Ayça? Sen kendine bak. Hadi ben gene buluyorum. Sen buldun mu? Al işte geldi adam. Ne gülüyor. Pırılı bak. Bunu ben de yarışıyorum ayak. Kendine bak. Bırak seni, reji soruyormuş. Ayşe hiç ilgilenmez öyle şeyler. Şimdi son kadın geldi. Nati geldi. Ben Isparta'dan... Son kadını gördüğünde kaç yaşlarındaydı hani böyle? 40 yaşında filan. Aa. Ondan sonra Nait'i geldi. Ama genç kadın sonra... korkmadın mı sen? Komşum bir 5 vakit namaz kılan bir arkadaş, hoca. Ha. O da geldi, sigortan var mı dedim, bana yok dedim. Bağkurum var mı, yok dedi. Ha.
Yoksa dedim ben sana dedim biraz para yatırdım dedim. Kimin öleceğini Allah bilir dedim. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim dedim. Kadını görünce mi dedim bunu? Ya ben sevdin mi kadını? Dur be. Buyur. Acele etme. Ben sorayım cevap. Kadını beğendin mi görünce? Ya kim olursa olsun ben beğendim ya. Kim olursa olsun beğeniyorum ben. Evde gölge olsun. O nasıl oluyor öyle? Ya kim evde ben yalnızlık yapamıyorum. Yemek yapıyorum. Dadıyla yemek yiyemiyorum. Bugün akşam ben otelde yattım. Sabah yemeği yemedim. Akşam yemeği de yemedim. Niye yemedin? Ya canım istemiyor. Gırgın vücutum. Vücutum gırgın. Yemek yemiyorum. Ben sana bakarım. Ya. Ben seni pabuklara sarar sarmalarım. Ben seni kuş sütüyle beslerim Halit'tin. Ben seni sütüyle beslerim. Halının üstünde yatırırım ben seni. Halının üstüne yatayım ayol. Üstünde, kilimin en üstünde, güzel yatağı al bana. Kilimin üstünde değil. Her şeyim var benim. Ha onlara ediliyorum. Ha halının üstünde yani iyi bir şeymiş. Ben de zannediyorum ki kuru yerde mi yatacak adam beni götürüp dedim. Kilim değil halı. Ama ben de baksana kaymak gibiyim. Ha? Kaymak gibi değil. İstersen camız kaymağı gibi ol. Ya, camız. O da ender bulunur zaten. Kaymaktan Ayça diyor ki. Ayça diyor ki üstüne alınıyor ama diyor o diyor nefes alsın kaymaktan yeter diyor. Kaymaktan kaymağı da fark var ama. Çok ayıp. Hala hangiyle böyle yapıyor? Sen niye böyle yapıyorsun? Sedat Hanım beni... Sedat Hanım değil, Sedat Hanım değil. Sedat Hanım dedin. Ya, Sedat buraya, Hanım değil. Sedat Hanım. Bu televizyona beni gelen dosttan Isparta'dan ünledi. Gel dedi bizim... Kız bir şey söyleyeceğim. Ben bu işlere bakmıyorum biliyorsunuz. Esra'cığıma yolluyorum. Esra Hanım. Ha seni bunlar, yollayayım mı Esra'ya? Ya bunlar bana telefon ettiler. Acele geleceğim. Benim işim var. Gelemem. Mahkemem var dedi. Ben kefilim. Nati ille geleceğim dedi. Bana bak Esra'ya kefilim. Bunların Halittin uçun amca. Geldim ben. Halittin ha. Amca. Sizlerin uçun geldim ben bu Antalya'ya. Halittin İstanbul'a. Amca. Ha Halittin amca. Buyur. Bak, sen çıktın mı daha önce İzdivaç programlarına? Ben bir çıktım. Hangisine çıktın? Isparta'da çıktım. Hangi gazete oldum Isparta'da, ben? Isparta'da hangi gazete olduğunu çıkmam bilmiyorum. Çıkmam ben. Tekrar bir daha. Yeniden bir daha çıktım ben Isparta'da. Onlar hangi gazeteye çıktın? Buyur. Hayır benim hocam. Çünkü gözüm bir yerden ısırıyor Halittin amca. Ben bir dönem İzdivaç programı yaptım. Flash TV'de. Ha evet. Ha sen yoksa Hülya'ya mı gittin? Yok buyur. Tanır seni oğlum. O zaman geldin mi benim programıma? Ben Flash'ta İzdivaç yaptığım dönem geldin mi? Yok ayol gelse Tanır. Dün geldim bu Antalya'ya. Yok. Burası Antalya değil İstanbul. İstanbul'a be. Hani kafam diye. Antalya'da da bir şey var bir şey. Bugün yeni geldim ben. Antalya'dan biri mi çağırıyor seni Halit'in? Buyur. Antalya'dan biri mi çağırıyor? Davet mi var? Yok da Ankara'dan gelenler üfürüp gidiyorlar beni ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu 25 bilezik kaç hanımefendiye gitti? Kaç tane kadın? Neriman Devecioğlu'na 9 tane gitti. Ne istiyorsun? Neriman! Sonra... Getir o bilezikler benim hakkım. Seccan Yıldız, İzmirli. Kaç Seccan tane? Yıldız. 9 tane de ona verdim. 9 da niye 9 hep? 9 da o kadar verdim. 9'un özelliği var mı? Niye 9? Niye 5 değil? Evde o kadar vardı onu verdim. Nati. Evde bilezik dolu. Sen şey, Seccan Yıldız'a 9 tane verdim. Nati İzmir'e gel dedi. Hep sen 9. Gelsin dedim İzmir'e dedim. Yok dedi ben dedi yol yorak bilmem erkeksin sen gelirsin dedi. Parayı kime verdin parayı? Seccan Yıldız'a verdim ya. 31 milyar. Ona der ki hepsi 60. Toplamıymış. Toplam hepsi değil. Soydular kocamı. 25 tane bilezik 60. Ah kocamı 60 soydular bile, paralarımız param gitti. 60 milyarda param gitti. 60 milyarda param gitti. Nati 31 dedi 60 milyar. Seccan Yıldız İzmirli kadın. Niye verdin? İzmir'e gittim ben. Buldum onu. İzmir'e gittim. İzmir'e paramı gittim. Ver dedim mi? Ya İzmir'e gittim. Ev senin dedim benim değil dedi. Kaç oturuyorum? 350 diyor. İyi. Elektrik paranı öde, su paranı öde, hepsini öde dedim. Al dedim sana 700 bin lira para dedim. Çıkardım para bol bende. Çıkardım 700 bin lira para verdim. Sen dedim gel dedim Isparta'ya. Nait o beni biliyor, ben onu biliyorum. Evet. Yazıhane'ye geldi, otogara geldi. Otogardan aldım, eve götürdüm. Ha. Götürdükten sonra benim oğlan, kardeşimin oğlu benim ev telefonunu kullanmış. Ondan sonra bana ceza geldi, şey geldi, iftar geldi. Ondan sonra 2 milyar para vereceğim. Ver dedi sana. 2 milyar parayı al dedim. Verdin. 1 milyon 700 bin lira ver, onu da verdim. Ha. 2 milyar bir daha vereceğim dedi, onu da verdim derken. 2 milyar küsüze onu da verdim. Ay ne diye bunlar istiyor? Evlenmek için mi? Evlenecek misiniz? Ya evlenmek için veriyorum ben. Evde gölge olsun diye. Ha. Ama böyle bir öptün, sevdin, kokladı mı? Yok, baktın mı Avra'da? Yok, öyle bir şeyimiz yok. Niye veriyorsun parayı Avra'da bakmadan? Ben saf kalp adamım ben. Nati verdim, verdikten sonra dedim avukatın bana dedim telefonu versin ya dedim. Evet. Versin ya dedim. Ben de sana diye avukatı parası vereceğim ya dedi. Defol git şuradan dedi bana.
Bak hani, bak. Siktir ol git dedi. Aa, küfürlü konuşma. Hani ben yalanı konuşmuyorum. Ama sen de bu adama niye defol git dedin? Gayet iyi bir defol git dedi de. O 33 yaşındaki kadın fotoğrafı da var bende yanımda. Ver bakayım şunu. Hülya uzat kız bakayım. Neydi adı? Sevcan mıydı? Neydi? Sezcan Yıldız. Ne? Sezcan Yıldız. Sezcan, Sezcan. Çok ayıp. Adama parasını soyuyorsunuz bir de. Defol git diyorsunuz. Bana bak. Hepinizi getireceğim buraya. Hepiniz buraya geleceksiniz. Reyhan, bunların hepsini buraya getir. Gencecik kadın. Bir de defol git diyor. Bana baksana sen. Ne istiyorsun Halit'ten? Vallahi getireceğim. Bunların hepsi buraya gelecek. Halit'ten bütün para alanlar buraya gelecek. Bakayım. Halit'ten niye soydular? Getireceğim hepsini. Sağ ol. Teşekkür ederim çok çok. Çek şunu bakayım. Bu Sezcan mıydı? Sezcan. Sezcan. Yıldız. Bana bak Sezcan. Gel şuraya yakın. Şu kadın da işe öyle bu da. Onu da ver bakayım o kadın da. Nüfusun suretleri var bende. Bu kadınla da bu da Neriman Devecioğlu. İlk bu da Neriman. Bundan Allah biz. Neriman. Mahkimden var bunun. 12. Bu ay 12. Mahkimden var. Evet Neriman Devecioğlu. Antalya'da duruyor bu. İkisi de mi Antalya'da duruyor? İkisi de Antalya'da. Yok. Biri İzmir'de biri Antalya'da. Nereden buldun? Şu İzmir'de şu Antalya'da. Evet şu Antalya'da şu İzmir'de. Bunlar bu hanımlar buraya gelecek. Niye paraları aldılar? Konuşacaklar. Halit'inle bu konuları burada konuşacağız. Halit'in diyor ki ben dolandırıldım. Diyor musun bunu? Dolandırdım. Dolandırdılar beni. Evet. Gel kız buraya. Dolandırdılar beni. Bir tane Gül Hanım varmış Talip'in hatta istiyor mu konuşmak? Buyur. Gül Hanım, Gül Hanım. Talip sana istiyor musun konuşmak? Ya kim gelirse konuşmak isterim ya. Sen kim gelirse dedim paraları karılara kaptırdın ya. Kaptırdım da Cenab-ı Allah yine veriyor bana. Bunların da ihtiyacı varmış o zaman bırak gitsinler. Allah bana verdi, bunlar da ihtiyacı varmış verdim gitti. Ama kötülük yapmışlar sana, paranı evet, almışlar. Kötülük yaptılar. Ha teşekkür edip gitselerdi evet, değil mi? Evet. Öyle sana defol teşekkür de yok, dayak var. Ben bunun hesabını sorarım, reklamlar sonra devam edeceğiz. Bu hanımlar buraya gelecek. Evet. Şimdi Halit'in tarihleri yazdı arkasında, tarihleri yazdı. Ha? Arkasında tarihler yazdı. Tarihler yazıyor. Dolandırıldım diyor. Bak burada biri çektirmiş. Zaratçı'nı çektirmiş. Güvenlik kameralarından almış. İyi yaptın. İyi yaptın. Hepsi gelsin buraya. Gelip hepsi anlatacaklar. Getireceğim tamam. Hepsini. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi niye dolandırıyorlar seni? Bari dolandırdılar. Teşekkür etsin. Adama bir de defol gidiyorsunuz, dövüyorsunuz be. Terbiyesizler. Ne dövüyorsunuz? Ne yaptı size bu para vermiş? Günah. Pis. Hangisi dövdü bunun? Fotoğraftaki endikinler değil. Bu dövdü seni. Fotoğrafı ufak. Pis iki tane çaksaydın ağzına. Niye çak? Şiddete hayır. Şiddete hayır. Sakın. Ya ben de dövmek, çetmek ki ben de onu sevmem ben. Yapamam ben onları. Ama hak etmiş. Hak etti ama. İki tane çakaydın yaradana sığınıp. Ben yapamam onu. Ver şu veterineri göster. Adamı ne yapmışlar. Geleceksiniz buraya. Evet bu kadınların resimlerini ekranda istiyorum. Bu kadınlar gelecek. En azından özür dileyecekler. Çünkü ne için istedikleri paraları umurumda değil. Adamı bir de dövüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Bu adam size ne yapmış? Sen bunlarla dini nikah yaptın. Ya, halvet oldunuz mu halvet? Buyur. Dini nikah yaptın ya. Evet. İkisine de yaptın mı? Yaptın. Halvet var mı? Hani öpme, sevme falan. O Neriman Devecioğlu'yla 5 gün kaldık. Ha. Ondan sonra Antalya'ya ben belediye seçimine kullandım ayın 28'inde. Bilecikleri bozuk ayın 29'un 28'inde ha. Gelen dosta beni Antalya'ya gittik. O da rey kullanacaktı. Endik kepeze indik. Kepeze indikten sonra oğlun selamı kızı hiçbirinin selamı yok. Ha. Bana kandırıyor. Kendi adamlarına konuşuyordu beni kandırıyor. Ne bileyim ben öyle olacağını. Sevgilisi kepeze vardır indik. Allah bilir onun. Kepeze indik. Senden ondan aldı sonra parayı sevgilisine yedirdi. Esengül. O torbanda ne var Esengül. Torbayı? Kız şu torbayı bir uzatın yok, bana bakayım. Torbada bir şey yok. Yok. Ver bakayım şu torbayı. Ne getirdin? Bunda var. Bir şey getirmedim. Getirecektim de getiremedim. Bunların torbamız da var yani lütfen. Esengül Nihayet kocasının adı Niyazi'ymiş. Bunlar ne? Ne çubuğu bayrak, bu? Bayrak. Türk bayrağını bayrak, taşıyorum ben. Aferin. Bak helal ol. Beni Türk bayrağıyla öyle buluyorlar beni. Buraya gelirken ben dedim elimde ne var Türk bayrağı var dedim. Beni arayacak adam Türk bayrağıyla bulur dedim. Bulur dedin. Ben bu karıları ben bu karıları buraya getireceğim. Antalya'ya indim. Evrak dolu çantanın içi evrak dolu. Gelen vurdu giden vurdu tam safiyelik. Endeki kadını aradı. Benim polis aradı da onun kağıdı o. Ha.
Seni burada yerel gazete şey mi yaptı? Gazetendekiler, benim reklam yapılan gazetendeki. Konu mu etti seni reklamı? Sözcüymüş bu. Isparta'da. Sözcüde mi çıktın? Yeni çıktım daha öndekinden. Ne diye tarihi çıktın? Yazılır. İnadına evlilik diyor burada. Bakın görün Sözcü gazetesinde. İnadına evlilik Sözcü gazetesinde de çıkmış. Peki şimdi bu kadınlar buraya gelsin. Ben bunları bulduracağım. Tamam. Gelsinler senden hiç değilse özür dilesinler. Ne istiyorsun? Neriman Esengül Nati İstanbul Antalya'ya indik. Bana bak sen de az değilsin. Çantayı çiçekle doldurmuşsun. Her önüne gelen çiçek mi veriyorsun? Ya benim kalbim açık. Ben herkese yardım edebilirim. Yarım ekmeği 40 kişiyle yiyebilirim ben. Ama bunları bana vermedin. Ya. Niye vermedin? Ya neden onu sana vermedim, ben yalan konuşmam. Ha. Benimle evlenecek kadın varsa burada. Burada. Ha burada. Ben varım be. Ondan sonra çiçeği ona veririm diye. Senin çiçeği ayrı ayırdım Isparta'da. Benimkini ayrı ayırmış Isparta'da. Telefonda var bir tane evlenmek. Ay bu da küflü kokuyor. Evinde küflü mü ne? Yok ya küflü değil. Baksana ya. Küf kokuyor ya. Ya Halit'tin ya. Al hocam. Öf. Küf içinde oturuyorsun ya. Şu parayı bunlara harcadan da küften kurtul. Ne bu... veriyorsun avratlara parayı? Evet. Sen evlatlık alsana amcacığım bir tane böyle. Hem okur. Hayır yapmış olursun böyle kadınlara para yedireceğine. Yok yok buna hem evlatlık karı da şart, buna şart, şart yok mı? Olmaz. Önüne gelen çarptı, önüne gelen çarptı beni. Önüne gelen çarpmış. Ben evlendireceğim, Esra'cıma yollayacağım. Dur bekle. Bekledim. Bak şimdi bir hanımefendi var, Gül Hanım. Evet. Sana talip. Tamam. Ha tamam. Tamam. Konuş. Konuşalım. Gül Hanım. Gelsin bakalım kimse. Görelim. Alo. Hayatım merhaba. Dediğim merhaba Nazgül'üm. Nereden arıyorsun Gül Hanım? Canım, Fethiye'den arıyorum. Nereden? Fethiye, Muğla Fethiye. Kız Halettin'i beğenir mi Halettin'i? Fena değil, tam bana göre. Sen kaç yaşındasın bacım? 67. Güzel, güzel. Sana uygun. Tamam. İster misin? Elin ayağın öpeyim seni. Ay kız, bak kız kıyamam. Gül Hanım. Efendim canım. Halettin konuş, şu kırmızı ışığa bak. Tamam, oraya baktım, konuş. Baktım. Konuş, peki nasılsın? Gül Hanım nasılsın? Buyurun efendim. Teşekkür ederim sizleri sormalı. Şimdi geldi, kalk geldi. Gül Hanım. Kalk gel. Efendim. Gel bu İstanbul'a gel, tanışalım, bilişelim. Aa, nasıl gelin? Çok yalnızım. Ben de yalnızım de. Ben de yalnızım. Bir Allah var. Ama ben de... gelemem. Bulamam ki orayı. Biz buldururuz. Ben seni buldururum de. Bu firma eli uzun kolu uzun. Ha. Seni firma. Trenle değil, uçakla yine getirirler buraya. Bana bak, firma da ben miyim? De ki bu Seda Sayan var ya seni getirir de. Evet. De. Söyle. Açıyordum, duyuyorum, duyuyorum. Benim evde bir nefes gölge arıyorum. Benim cigaram yok, kumarım yok, içkim yok. Halettin'in gözlüğü de torba. Halettin Bey, ne işle meşgulsünüz? Halettin. Buyur. Gözlük de 15 numara mı oğlum, ne bu? Ya sana yarıyorsa senin olsun, hediyem olsun. Ne yarıyor? Hiç görmüyorum. Görmüyorsa o başka. Belki de iyi olur. Ne? Görmüyorum ki. Numara gözlüyor. Halit şey. Etiketi de çıkarmamışsın. Ya çıkarmadım yavrum. Ya. Çıkar. Endeki gözlük ben Almanya'dan getirdi benim kızım. Alman gözlüğü endeki. Alman gözlüğü mü? Alman gözlüğü. Güzel görüyor musun bundan? Ya bakıyorsun kitaba, numaraları büyük diyor, işe diyor. Büyük büyük gösteriyor. Evet. Şu an beni güzel görüyor musun sen? Ya şimdi talip var, ona aşıkım ben. Alcan şimdi ya. Ha, ya doğru. Bak, var ya. Sen sen var ya. Ben o benim o erkek olur. Sen de onun şeysi olursun, tamam. Annesi olursun. Onu yönetirsin. Tamam. Kadını tavla de ki gel. Seda seni getirecek de söyle. Seda seni getirecek. Buyur gel Antalya'ya, İstanbul'a. Hala Sedat diyor yalnız bana. Sedat ya, ya, Hanım beni ya, getirdinse gelirim. Hayrettin Bey. Tamam diyor. Tamam. Ay yaşadın, kalk oyna, kalk oynayak. Çabuk kalk kalk kalk. Ya. Kalk ayol kalk. Ya, o... Kalk. Kalk.
gel yanıma. Gel ayol yanıma. Buyur. Dur düzelteyim seni. Şey çıktı. Adayımız çıktı dur. Ha. Dön şöyle. Döndüm. Gel de. Gel gel. Yarına, yarına gel kalma bugün gel. Kız gel. Gel bekliyorum seni gel. Efendim Gül Hanım. Hayrettin Bey ne işle meşgulsün? Ya bırak işi. O sen de meşgul olun. Para bol, para bol gel. Aç canım benim bebeğim bir tanem. Paranın yüzünü gözünü seveyim. Bir ya anda bebeğim oldun. Şey Seda abla sağ görüyor musun? Sağ ol. Diyor ki bebeğim diyor sana diyor bana bak. Tamam tamam sağ ol. Seda Hanım size. Gel. Olsun sen de benim bebeğimsin de. Sen de benim bebeğimsin hem de gülümsün. Isparta'nın gülünden üstüsün. Daha sana ne yapayım bak. Yok. Avradı buldum. Tamam sağ ol. Ay canım benim o. Sağ ol da ben sana ne yapacağım ne yardım edebileceğim. Bana artık bir beşi bir yerde takan. Takarım ya. Beşi bir değil üç tane yine takarım ya. Üç tane ya. Yeter ki gönlüm yozsun. İnşallah. Ben bak Gül Hanım'ı sevdim ha. Yaşı yaşına da uygun değil mi kız? Ya güzel, istersen bak, benden 20 yaş büyük olsun. Ben isteyeyim. Evde bir gölge istiyorum. Yok ben. Artık yüz olur. Ben sizle uğraşamam. Ya, gözünüz toprağa ya, bakar. Ya. Yok 60'e de iyi Allah, Allah uzun ömürler verir. Ona da bana da. Ömür boyunca sizin sayenizde yaşarım ben. Yazık kızım. Bu zamana kadar gün görmedim. Bundan sonra gün göreyim. Adam gezmek, eğlenmek istiyor. Karısını yaşatmak istiyor değil mi? Evet yaşatmak istiyor. Şöyle dön. De ki para var. Şimdi ben onun cüzdanına parayı doldururum. Cüzdanımı parayı dolduruyorum. Kız ne istiyorsun Gül? Gelen dost da benim evin yanında hemen 50 metre ilerisinde pazarım var. Pazar bir, var. Pazarıma bir gün beraber gideriz. Bir gün. Bak o alışveriş, bir tane daha çıkıyor. Gel kız cüzdanı da dolduruyor. Alışverişi yaparız. Yaptıktan sonra ondan sonra yaparız. O gün mesela pazara beraber gittik. Ne alacaksa alsın. Domates, patlıcan, biber aldı. Domates, biberi, patlıcanı aldın. Ondan sonra ertesi hafta ben gitmeyeceğim. Kendi gitsin, kendi alsın, kendi de yensin. Bir kere gelirim sonra kendi düşer. Sonra öresiye kadar kendi alsın. Ekmeği de kendi alsın. Yumurta alsın. Kasaptan eti de alsın. İcabında kasaptan, et almam. İcabında koş keserim. Kuzu keserim. Buzdolabına doldururum. Pişirsin, pişirsin. O da yesin, ben de yiyeyim. Hatta seni de davet edeyim, gel sen de yiyin. Da-da-da-da, reklamlar! Evet, hanımefendi hatta değil mi? Gül Hanım. Tamam. Ama bir hanımefendi daha var, Gül Hanım beklesin. 40 yaşında. Halettin. Buyur. Bir hanım daha var. Evet. Şu an hatta değil, bağlıyorlar. 40 yaşındaymış, ister misin? Ya. Gül Hanım 67 yaşında. Nereliymiş bu? Soralım bakalım. Bağlansın. Bağlayın. Buyur. Buyur. Diğer hanımları buraya getireceğim. İstiyorum. İzmirli. Neriman Devecioğlu. Ha. Takmış o Neriman. Neriman'a takmış çok fena takık. O iki hanım da buraya gelecek. Özür dileyecekler. Tamam mı? Tamam. Özür dilesinler senden. Hem paranı alıp hem soyup öyle değil mi hocam? Şimdi girer. Lafını kestim. Bunlar polisler buldular. Ha. Polisler buldu. Hakimin önüne çıkıyor bu Neriman Devecioğlu. Efendim diyor bana diyor hoca nikahı yaptı diyor. Hakiki nikah yapmadı diyor. Onun için diyor ben terk ettim geldim de benim borcum var diyor hakime. Altını bileceği ona verdim diyor. Borcum var ödeyeceğim diyor. Belediye seçimi kaç ay oldu? Kaç sene oldu? 3-4 sene oldu daha bana para ödeyecek. Daha da hakim hükmüne çıktık. Daha geçen de gittim İstanbul, Antalya'ya. Hı. Orada hakim hükmü aradım. Ha. Bu dedim Neriman'la Devecioğlu'nun benim dedim. Alıcımızı, ikinizin alıcını bizi gelsin özür dilesin. İkimizin alıcını onun yalanını sen duy. Benim yalanımı da ben onun duyan dedim. Öyle dedim. Tamam. Hani
Gelecek onun, özür onun dilecek. Böyle İkisi bu, de. Neriman Deveceoğlu 5 tane belediye evlenmiş. 10 Neriman, 10 Neriman var. 26 tane de hocanın kenan evlenmiş. Onların için nikah, hava, hoş. Bunlar Antalya'da polislerde yazdı bunları. Polislerin defterinde. Ama ilişki falan yok seninle. Bu Neriman'la 5 gün yattık kalktık, yalanı yok. Ama 5 gün yattık kalktık diyelim de. Hani yemeğimiz başımı işittik nayeti. Ama ötekilerle girme, o kadar detaya girme ayıp olur canlı yayın. Ya, ama yattınız kalktınız. Ya, karı koca oldunuz ama. Ya o ayrı yatakta, ben ayrı yatak dedim. Ben nasıl yattın kalktın be? Ya o şu kanepede, ben bu kanepede. Onun nüfus cüzdanın suretini... Karı koca olmadınız mı? Ya olmadık yani. Şimdi onun nüfus cüzdanı... Bir dakika, doğruyu söyle. Nüfus... Bak küserim bak. Ya tamam yattık ya. Aa, eve söylemiyor ya, ki. Ya 5 gün yattık, 1 gün boş kaldık. Olsun 4 gün. Ondan sonra ne? Ama ya karı koca oldunuz. Bir dakika, bunlar ya, önemli. Ya onlar parayı benden çıkmak için karı koca oluyor onlar. Ne bileyim ben öyle bana yalandan karı olacak, yarından işi olacağını. Onun yatağının altında 52 milyar param vardı. Yok. 52 milyar yok. Paraya bak. 12 milyar. 12 ha. milyar. Ha. Ondan sonra 1 milyar da verdim ona. Ha. 1 milyar da ona verdim, soktu. Tekrar Antalya'ya gidiyor. Yatağın altında niye duruyormuş para? Ya oradaydı benim. Ben bankaya koyup da çekmekle yalan değil ya. 1 milyon ona verdim ben. Isparta'ya, Antalya'ya gidiyor. 1 milyon o 52 daha, bin de sen mi verdin? 1 milyon daha. 52 bini sen mi verdin? Ya 1 milyon daha vardı, onu da ona verdim. Ya 52 bini de sen mi verdin? Evet. Verdin. Ondan sonra Zarat çıkana gittik ayın 28'inde. Bu bilezikler bana olmuyor, değiştirelim. Ha, değiştirelim dedim. Daha önce bilezikleri verdik. 9 tane bilezik al. 9 tane bileziğin üstüne 1 milyon da üste verdim vallahi. 1 milyon da üste verdim. Bak. Paralar da gitti. Hani defter gibi kalbimde yazdı bunlar. Unutmadım. Yazdı. Oo, günah. Gelecek buraya özür dileyecek. Fakat sen bunlardan pek bir şey öğrenmişe benzemiyorsun Halit'in. Ben yine cahil adamım. Ben öğrenmiyorum. Yine de kim gelirse gelsin işte şöyle diye. Ya hemen atlıyorsun hemen, ya. Telefonda hemen birisi çıktı mı hemen atladı. Evde görgü olacak diye ben sarılıyorum. Ama görgü olacağını, olmayacağını düşünmüyorum. Görgü olacak şimdi diye şimdi acaba ben. Sevgili hocam telefondakine benim yüzümden mi atladı? Hani Seda var. Hani garantili, güvenilir. Yo bence hemen atlayacak yani. Ya ben ölesiye kadar bana bir yardımcı yani hanım arıyor. Güven yani. Şeyi pek, tabii siz güvenilirsiniz o önemli ama pek kafasında tartmıyor yani ciddi anlamda. Bu bana zarar verir mi ne olur ben yine onu aynı. Ben onu düşünemiyorum. Bak çok önemli bir hocamızdır evet. Kendisi diyor ki. Biraz diyor düşünüp tartması lazım. İnanmaması lazım. Onu dolandırıyorlar ya, diyor. Ben onu düşüneme. Benim bu dolandırışı da ben ölesiye kadar, tabuda çıkasıya kadar beni bu kadın dolandırır diye onu düşünmem ben. Bana bu yoldaş olacak evde diye ben onu düşünüyorum. Çocuklar ne diyor bu durumuna? Çocuklarım benim memnun. Benim kızım Almanya'dan bu 12. ayda gelecek. Yani memnun. Sen bu paraları dağıt. Memnun mu? Kızlarım bana gönderiyor. Çocuklarım gönderiyor icabında. Hmm. Kurban parası gönderirler. Ondan sonra Arif Ramazan'da gönderiyor. Var hem de bir de onlar da yolluyormuş. Çocuklar bakarlar bana. Hani çocuklarıma ben karamaya imkan yok. Karamazlar. Hiç etmem. Çocuklarım benim. Üçü de iyi. Üçü de iyiler. Bu Şener Şen'in filmindeki gibi kar istiyor mu? Benim oğlan... Kulağını kaşıyor diye kar istiyor mu? Benim oğlan Remzi bak Özen. Remzi Özen Antalya'dan benim buraya geldiğimi bak biliyor. Onunla da konuşuyorum ben. Oğlumla da konuşuyorum. Çok memnun benim oğlan. Bu diyor gel diyor burada diyor benim yanımda dur Antalya'da dur diyor. Balık temizletmiyor. Hiç yabancılardan dolandıran oldu mu? Yabancılardan yok ya. Hep Antalya'nın adamları dolandırdı beni ya. Bu Hamit Yılmaz var. Ekserisi bu adam. Bu adam. Bu adamlar da bu da örgüt. Heh. Bir kadın bulduğu zaman ne kadar para alsa alsın bunlar ikisi taksim ediyorlar sonunda. Yarın ha. Taksim ediyorlar. Adamı nereden tanıyorsun sen? Adamı benim iş yerine bir arkadaşım vardı. Adam da gelsin. Hamit ne? Hamit Yılmaz. O da gelsin. Ne istiyor senden? Senin paranla mı gözü Hamit var? Hamit Yılmaz işte bu. Ha. Hülya'cığım uzat bakayım. Ne istiyor bu Hamit senden? Hamit benden istemiyoruz. Hangi kadın gelirse ben ne koparabildim bu ikisi taksimi diyorlar. Hamit'le. Hamit'le taksimi diyorlar. Ha Hamit diyorlar. Senin başına kadın musallat ediyor. Evet. Karıyla ortak çalışıyorlar. Bu adam sana adam buluyor, bana da kız buluyor icabında. Karı da buluyor, kız da buluyor. Adam buluyor. Hep aldığını taksim ediyor bu adam. Diyor ki sana adam buluyor, bana da karı buluyor diyor. Adamın işi oymuş. Adamın işi o. Hamit de gelsin bakalım seni niye dolandırdı. Hamit'i de istiyorum buraya. Hamit de anlatsın dolandırdı mı dolandırmadı mı yoksa iyi niyetle mi çalıştı? Yok iyi niyetle değil, kötü niyetle. O torbanın niyet içinde her şey dolu. Bütün evraklar torbanın içinde. Pazar torbamızı göster pazar torbamızı.
Ben diyor, hani 40 yaşındakini bağlıyor musunuz kız? Kayboldu kadın bunun. Gizli görüşmek istiyormuş o. Aa, ben öyle gizli görüştürmem. Halit Dilimi. Ya Esra'ma yollarım. Ben ona güveniyorum. Esra Erol'a güveniyorum. Seyrediyor musun Esra Erol'u? Seyrediyorum. Seni ona yollayayım da evlendirsin. Tamam. Nereye yollarsan yol, ben senin istediğin yola gidebilirim. Çünkü ben güvenilirim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama öyle benim senin, haberim olmadan kimseye bilezik, para, altın yok. Senin, sizlerin burada, hepinizin, sizlerin burada. Bana ilgilendiğin için çok çok teşekkür ederim. Tamam. Hayatında birini istiyor hayatım. Ben size anlatayım. Bu kadar espri yaptık, şakalaştık ama hepsi bir yana. Öyle değil mi sevgili tabii, hocam? Tabii tabii. Diyor ki ben yalnız adamım. Çocuklarımın hepsi bir yerlerde evli. Yalnız başımayım. Hatam inanmak, güvenmek. Kadınlar hayatıma giriyorlar. Dini nikah yapıyoruz. Resmi nikah gelene kadar borcum var, harcım var, şudur budur diyorlar. Dini nikahla da adamı kandırıyorlarmış. Parasını güzel soyuyorlarmış, gidiyorlarmış. O da şimdi burada durumunu anlatıyor. Ben ona inanıyorum. Esra'cığıma yollayacağım onu. Bundan sonra benim haberim olmadan hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Benim haberim olmadan kimseye altın maltın hiçbir şey yok. Almanya'daki kızı Remziye, hatta Remziyeciğim. Remzi gelecek şu. Remziye merhaba hayatım. Merhaba hayatım, güzelim, nasılsın? İyiyim bir tanem, baban burada görüyorsun. Gördüm gördüm, çok duygulandım. Sevindim ama üzüldüm. Ay kız, o da duygulandı. Hiç değildi benim babam ama oldu bir kere. Baba, ben seni çok seviyorum. Senin bu haline düşmeni istemezdim. Remziye, Remziye sen de, Remziye. Remziye sen de ne kadar iyi bir kızsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ay, beni de duygulandırdın. Babasını nasıl seviyor? Ay canım benim. Kızım altın. Ben kızacak diye bekledim. Kızım altından üstündür. Ah canım. Kızım altından üstündür. Bak, babamın kalbi temiz insandır. Gerçekten onu dolandırdı bayanlar. Onun iyiliğinden, onun iyilikseverliğinden herkes, gelen bayanlar faydalandı. Onlara istedim ki, ben deminki dediği gibi onlara sigorta yapayım. Ben ölürsem o kadınlar rezil olmasın diye onlara. Tesadüf o kadının kimliğinin resmini çekip de ona sürpriz yapmak istiyordu. Onu emekli yapmak için. Tesadüf oradan onun dolandırıcı 5 gün sonra meydana çıktı. Öbür kadın da aynen öyle. O da geldi geçti. Mahkeme parası, telefon parası, helal hoş olsun ama böyle yapmamaları lazım. Günah. İyilik çok günah. Faydalandılar. Sen üzülme. Gelene de biz buralarda çok zor durumlarda yaşadık. O da biliyor darlığın zorluğun ne olduğunu. Onun için gelen bayanlar bana bir şey olursa Remziye, hepsini emekli yapmak istediğini. Remziyeciğim. Efendim, bakın canım. Bir evlat ne kadar güzel özetledi. Sevgili hocamla kafamızı salladık. Evlat diyor ki, biz buralarda çok zorluk çektiğimiz için, benim babam da bunu çok iyi bildiği için karşısına çıkan hanımları sigortalı yapmak, onların işte mağduriyetini gidermek. Aslında iyi niyetinden, görüyorsunuz değil mi? İşte hocam evet. Da söyledi, başta da söyledi. İyi niyetinden kaybetti. Sen de ne iyi bir evlatsın be Remziye. Bayıldım sana. Ben ah canım benim. Bundan sonra babanın arkasında ben varım. Onu harcatmam. Bak, korkma. Benim kızım aynı senin gibidir. Fotoğrafı da var bende benim kızımda. Ah canım. Hatta. Benim kızım da aynı sen gibidir. Maşallah. Böyle uzun boyludu, güzeldir çok. Ah canım. Sen üzülme. Bundan sonra ben varım. Göndereceğim onu. Esra'cığıma göndereceğim. Ve arkasındayım. Bundan sonra öyle har vurup parmağı savurmak yok. İnandığımız kadına, değen kadına her şeyi yapacağız. Tabii işte bu da bizim yaşımızın arttığı, toplumsal olarak ya ölüm yaşımız daha geç yaşlara denk gelmeye başladı. Kadınlar öldüğü zaman erkeklerin yalnız kalması ya da erkekler öldüğü zaman kadınların yalnız kalması toplumsal bir olay bu aslında. Bunlar için bile yeterli teşkilatımız yok. Yani bu yaş grubu için nasıl birlikte bir başkasıyla beraber olacak, böyle dolandırıcılarla karşılaşmadan, böyle bir sistemimiz yok. Çünkü evet. Bunlara hazırlıksızız. Evet. Daha önce 60'lı yaşlarda ay, Türk halkı ölüyordu. Canım. Şimdi 70'li 80'li yaşlara kadar tabii. Yaşayabiliyor. Artık 40'lı yaşlar genç, evet. 60'lı yaşlar orta yaş, ondan sonrası yaşlı oldu. Değişti bunlar, bunu biliniz. Doğru mesela, söylüyor sevgili hocam. Gelişmiş ülkelerde bu yaş grubu için tanışsınlar diye böyle toplantılar düzenlenebiliyor.
nezih ortamlarda tanışsınlar ama böyle dolandırıcılık filan akla gelmiyor ortamlarda. Tabii ki bunlarla da her ülkede karşılaşılabilir ama bu sistem oluşması lazım ki Halittin Bey gibileri de koruyabilsin o sistem. Peki Remziyeciğim. Efendim canım. Senle konuşunca baban duygulandı, ağladı. Halittin. Buyur. Ne arıyorsun Burak? Orada görsün duygulandı. Kızınla bir konuş kızınla. Kızım. Efendim? Birlikte inşallah, birlikte yaşayalım. Buralara düşmenin, buralara gelmenin sebebi bunların şeysiyle geldim ben. Değilse ben İstanbul'u nerede bulacağım, nerede gezeceğim? Beni otelde, güzel otelde yatır diyorlar. Karnımı başımı doyuruyorlar. Aa, canım, estağfurullah. Her şeyi bana yedirip içiriyorlar. Ay canım. Hani yemek nedir bilmiyordum. Sudur, ah. Sudur nedir bilmiyordum. Seda Sayan iyi kadın de. Hepsini. Seda Sayan iyi kadın. Seda kadın. Seda Allah razı olsun. Dinini din ettin. O getirdi beni buraya. İlle geleceğim dedi. Alaaddin Bey dedi. Nati ben gelemem dedim. Bu ayın 12'sinde dedim. Mahkemem var. Mahkeme mukmeye boş verdi. Ben senin işini bir günde yapar geri dönerim. Sen bana Sedat dedin sevgilim beni terk etti. Yürü Sedat diyor bana. Sedat diyorsun sabah. Ya ben ne diyeyim onu diyeceğime bunu derim özür dilerim. Ay estağfurullah kurban olurum söyle hayatım. Konuş Remziye'yle konuş kızım. 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 Efendim. Bundan ibaret kızım sizlere çok çok selamımı göndereyim. Oradaki beni tanıyanlara da hepsine de selam ederim. Beni dolandıran... Ne derse sen o yayıyor. Tamam. Tamam. Bunlar şimdi... Bunlar şimdi... Sen de rahat edersin, ben de burada rahat ederim. Rahat lokma tamam. Yiyip uyuyorum. Kızım şimdi bunlar beni koltuğunun altına aldılar. Beni bundan sonra seni rezil etmeyiz Alaaddin amca dediler. Ben şimdi bunlar ne derse ben onu yaparım. Şu durumda ben, bana diyeceksin ki sen... Şu yolu kazalım Alaaddin amca buradan bir lağım borusu geçeceğiz diye. Ben çalışkan adamım. Gazmıyla ben onu kazarım, su koyuverir yumuşatırım. 10 metre ileriden lağım borunu döşerim ben seni. Peki tamam döşersin. Remziye. Ben kendimi 25 yaşında hissediyorum. Bir roman yazacak kadar hayatı vardır. Var vallahi belli. Remziyeciğim merak etme o bana emanet. Ben onu Esra'ya yolluyorum. Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Dolandırıldığı için biz programımızı aldık. Evet, ama dolandıran hanımefendileri buraya alacağım. Biri ekranda bir diğerini de verin. Bu iki hanım da buraya gelecek. Anlatacaklar. Öbür beyefendi de gelecek. Neydi bunun adını da söylüyorum. Hamit Yıldız da gelecek. Bu adamı niye dolandırdılar? Burada gelip anlatacaklar. Üçünü de buraya istiyorum. Sonra da Halittin abimi Esra'ma yolluyorum. Orada da Allah'ın izniyle o bana beşi bir yerde takıyor. Ben onu evlendiriyorum. Hep ben gidip takıyorum ya. Remziye de gülüyor. Başka kişileri de dolandırmazlar inşallah. Bu bence de doğru söylüyorsun. Onun için çıkardık. Yani onlara iyilik yapmak için bunların... Böyle yaşlı adamları dolandırıyorlar. Günah günah. Kul hakkıyla gideceksiniz. Allah'tan korkun. Peki Remziye güle güle hayatım. Sağ ol canım siz seviyorum. Allah'a emanet ben de seni sevdim canım benim. Güle güle Remziyeciğim. Evet Halittin merak etme. Ben senin işini çözeceğim. Şimdi. Seda abla belirli bir yaştan sonra yalnızlık çok zor. Hani gençler... Onun da o iyi niyetin. Evet. Bak aslında adamcağız burada deminden beri anlatıyor. Onun evladı aklı başında evladı bağlandı ne dedi. Biz burada çok çektiğimiz için benim babam da karşısına çıkan kadınları sigortalı yapsın. Onlar mağdur olmasın diye uğraşıyor ama iyi niyeti suistimal ediliyor dedi. Çok güzel özetledi. Teşekkür ediyorum bağlandığı için. Halit'in bundan sonra arkasındayım bakkal defterini çıkardı. Şimdi dün İlk Nur Toprağı programını çıkardım. Bir VTR'sini izlettirmek istiyorum. İzleyemeyenler için İlk Nur niye... Ne? Ne? Tamam izlettireyim, konuşturayım. 10 dakikada neyse göbek mi atayım? Kız Ayça sen bak buradan şimdi üstünü açabilir miyim? Hocam dövebilir miyim? Ya, konuşmak için. O zaman VTR'yi izletmeden konuşayım. Hocama anlatayım da hocam bu yarışmalarla ilgili bir şey söylesin istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir sürü yarışmalar var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Dünyanın her yerinde bu yarışmalar var. Fakat biz Türk milletinde bu yarışmalara inanılmaz bir bel bağlamak, bir marazi durumlar var.
Şöyle ki mesela ilk dur yeteneksizsiniz sevgili kardeşim Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu, Türk halkına çok sevdirdiği, halkın da çok refakat ettiği, sevdiği, ilgi gösterdiği bir yarışma programına imzasını attı ve çok sevdiniz. İlk dur oraya katılmış, daha elemelerdeyken atlayamamış o elemeleri. Elenmiş, bu yüzden de çok üzülmüş, bu depresif bir duruma girmiş sevgili hocam. Türkiye'nin en önemli psikiyatrıyla Tanju Türmeli hocamla İlknur'un durumunu konuşuyoruz. Bu yarışmalara katılanlar, katılandan sonra dibe vuranlar, dikkatle hocamı dinleyin istiyorum. Morali bozulmuş, depresif bir duruma girmiş ve çıplak ayak dağlara çıkmış. Öncesinde bir intihar durumu da var. Kendisi şarkıcı, yerel yerlerde şarkılar söylüyor. Fakat benim senden öğrenmek istediğim sevgili hocam, bu yarışmalara çok bel bağlayan var. Bunlarla ilgili bir şey söylemeni istiyorum. Şimdi, dünyanın her yerinde var bu yarışmalar. Yarışmalarla amaç, yani kendilerinin daha iyi olduğunu görebilmek. Aileler de bununla ilgili umutlarını, çocukların istediklerini ne yapabilsinler, yapabildiklerini görsünler istiyorlar. Ama yarışmaların bir başka amacı da iyi bir yarışmanın sonucunda kazanırsa maddi imkanlar ve daha başka önemli imkanlar tanıyor. Evet. Ama biz çocuklarımızı yalnızca bu yarışmalar sayesinde toplumda bir yer edinmelerini sağlatma düşüncesinde olmamalıyız. Yani bu bir hobi gibi, sportif bir olay gibi yapılması lazım ki bundan sonra çıktıktan sonra nasıl bir spor karşılaşmasına gidiyoruz. İzleyici olarak bile gittiğimizde alkışlıyoruz ya da yeniliyoruz, çıkıyoruz. Onun gibi yapılması lazım ki hayatımıza devam edebilelim. Yani hayat, zaten hayat devamlı bir yarış. Doğru. Yarışın içinde olacağız. Ama kopmadan, bütün hayatımızı bu yarışmaya bağlayıp ondan sonra işte intihar etmeye kalkmak, çok ağır depresyon geçirmek. Tabii bazı insanlar hassas, bunlardan daha kolay etkilenebiliyorlar. Ama biz aileler çocuklarımıza bu yarışmalara hazırlanırken bunları söylemeliyiz. Yani yetişkinlere bizim, de söyleyelim. Evet, yetişkinlere de söylemeliyiz. Var. Bir de küçücük çocukları da oraya götürenler yani, var. Ben çocuklar oraya gitmesin ya da insanlar bu yarışmalara katılmasın demiyor. Asla demiyorum. Sadece ne diyoruz Tanju Sürmeli hocamla birlikte? Bunu bir hobi olarak görün. Evet, yani sanki bir sportif olay, bundan sonra hayat devam ediyor. Bunu başardınız, başaramadıysanız dünyanın sonu değil. Öyle mi İlknur? Şimdi şöyle oldu benim için. Yani bu müzik benim içimde olduğu için küçük yaştan itibaren bir aynı hani bir inşaat yapar gibi. Ben inşaatımı işledim. İçi boş, kimse oturmadı. Sonra o inşaattan kendimi salıverdim. O yüzden artık yani çok bu duruma geldi. Çok depresif durumda, farkında mısın hocam? Ama İknur'cum her şeye bir nasiptir ya. Belki senin şu an çok karamsar baktığın olaylar senin iyiliğin içindir. Bunu düşünüyor musun hiç? Yani şu an pek bir şey düşünemiyorum. Zaten tedavi de görmem peki, gerektiğini Ekno, biliyorum. Hocam, ama şimdi şöyle bir şey de var. Bazen bu müzikle, sanatla uğraşanların kendi yetilerinin daha üstünde kendilerini gördükleri de olabiliyor. Yani bu çocukları da ayırt etmemiz lazım. Yani devamlı kendi yetisinin daha üstünde yapabileceğini düşünmek. Biz kendi yetimizin ne olduğunu, yani burada kazandıysan da kaybettiysen de sen istediğin için kazandın, sen yapamadığın için başaramadığını düşünmemiz lazım. Bunu öğretmeliyiz çocuklarımıza. Sağlam karakterli çocuklar yetiştirmeliyiz. Zayıf oldukları zaman, bakın daha hafta sonu bir yazı vardı ünlü bir psikoloğun, zayıf karakterli olan çocukların ileriki yaşlarda kalp hastalığından tutun kansere kadar birçok hastalığa daha fazla yakalanma riski var. Onun için sağlam karakterli çocuklar yetiştirirsek, onların becerilerinin üzerinde yapamadıklarından da kendilerinin sorumlu olduğunu, karşı tarafın değil, bu benim becerim, ben en iyisini denedim ama bu kadarını yapabiliyorum mu? Ne yapabilmeliyiz? Sevgili hocam, algılayabilmeliyiz. Bunu senden bugün özellikle istiyorum. Aileler başta olmak üzere ya da yetişkinler bu tip yarışmalara katılıp sonra işte girdikleri yarışmaları suçluyorlar, ortamları suçluyorlar. Oysa ki sevgili Tanju Sürmeli hocamın dediği gibi bunu bir hobi olarak görseniz. Bu kadar atla deve değil. Yani sonuçta giriyorsunuz
yeteneğinizle siz de var olmak istiyorsanız o yeteneğinizi orada gösterme çabasında olun. Tabii bu da olun. Bir güveninizin bir parçası, böyle bir yarışmaya katılmanız bile çok güzel. Bu da bir özgüven. Bu da özgüven. Evet, bu da senin bir özgüvenin. İknur'cum bak ne diyorsun, hocamız diyor ki bu da bir özgüven, girmiş teşekkür olman ederim. Kazanamamak önemli değil ki. Sonra bazen bakıyoruz ki birinci, ikinci olmuyor ama hayatın bir yerinde daha farklı bir yere gelebiliyor o insanlar. Ben de onu demeye çalışıyorum. Yani belki şu peki, an yani dünyanın ama sonu değil. Evet. Peki İknur'cum, yani elemeyi geçememiş olmak mı seni depresif duruma soktu? Benim önceden de gelen sorunlarım vardı tabii ki de. Yıllar önce, 7 yıl önce bir kaza geçirmiştim. Beyin travması geçirdim. Heh. Ailem de üzerime çok düşmeye başladı. Annesi, özellikle annem. Annesi hanımefendi biraz fazla düşkünmüş. Hepsi bir arada olumsuzluklar. Şikayet etti. İknur dedi ki annem dedi ben televizyonu seyrederken kanalı bile değiştir dedi. Bunu soracaktım. Çok özür dilerim hocam. Burada marazi bir sevgi de var anne ile kız arasında. Neden öyle davranıyorsunuz hanımefendi? İknur dedi ki benim annem televizyonu bile seyrederken kanalı değiştirir dedi. Niçin öyle davranıyorsunuz? Hocamın yanında söyleyin de size canlı yayında. Yani mesela bir kötü filmler oluyor, mesela bir korkuş gibi filmler olduğunu bilir. Ben hani öyle bir şeyleri istemediğim için hani ondan annem bunları kapat hani böyle şeyler bakma falan dedim hani. O yüzden sadece oldu yani. O başka karışmadı. Bu kadar annesin, annenin de çocuğa bu kadar şey yapması sence doğru mu hocam? Tabii yaş olarak yani çok 34 yaşında evet, artık değil. Ama bir de biraz önce bir şey söyledi. Daha önce de bir takım sorunlarım vardı. Ciddi bir trafik kazası geçirdim dedi. Kafa travması aldım dedi. Bakın ben bu kafa travmalarına çok bahsediyorum. Çok sen Amerika'dan evet. Döndüğümden beri son 10 yıldır bu kafa travmalarıyla ilgili bahsediyorum. Bunlar çünkü önemli. Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi değiştirebiliyor bu darbeler. Ve bizim daha dış olaylardan daha kolay etkilenmemizi sağlayabiliyor. Daha depresyon gibi. Mesela kafa darbesi alanlarda %47'sinde depresyon gözükebiliyor. Uyku bozukları gözükebiliyor. Kişilik değişebiliyor. Bunlar hepsi unutuluyor. Sonra böyle bir ortamda strese girdiğinde böyle psikolojik bir kaçış içine girmişsin, işte dağa falan kaçtım diyorsun, nasıl bir ruh haliyle onu yapıyorsa. Peki Gülsüm Hanım, yani çocuğunuzu korumak adına mı diyorsunuz bu kadar, niye bu kadar koruma içgüdüsü var? Fazla ama sizdeki. Yani çocuk dediğimde 34 yaşında genç bir yani kız. Yani İknur bizim her şeyi böyle koşuşturdu, çok koşuşturdu. O yüzden yoruldu yani, her işleri olmadı. İşte dediğim gibi yarışmalara katıldı, her şeyi denedi, yani hepsini de yapmaya çalıştı. Ailesi için gene de hani ayakta durup gene yapmaya çalıştı, başarayım diye çok uğraştı. Siz de bu yüzden bu kadar eğiliyorsunuz çocuğunuza. Eğilmek değil benimki, ben seviyorum. Ama çok şikayetçi sizden, babamla anlaşıyorum ama annem biraz fazla karışıyor. İlk Nurcuğum anlatır mısın hocama da? Şimdi ben tabii ki kendim bir şeyleri alıp koymak, biraz hani hareket etmek, biraz daha kafamdaki düşüncelerimi değiştirmek istiyorum. Annem tabii gelince onun yaptığı şeyleri yapmak, onunla aynı şeyleri yapıyor olmak beni tabii biraz sıkmıştı. Mesela neyi aynı şeyi yapıyor? Mesela ikimiz aynı alışverişe gidiyoruz. Kıyafetimi mesela ben şunu beğeniyorum. Aa ne kadar güzelmiş diyorum. Hayır o mesela onun rengini beğenmiyor. Ama o benim moralim çok iyileştiriyorken o diyor ki hayır bunu almayalım mesela. Abi yok ben beğenmedim. Böyle eski hani değildi yani, bu yeni durumda bunlar olmaya başladı hani. Sizde ama o sıklık zaman. Sıklık yani, sizde de sorun mesela var. Peki hocam dedikleri, ne diyorsun? Ben diyor bir şey almak istiyorum. Annem müdahale ediyor. Ama işte daha önceleri hiç öyle yapmıyordu hani. Öyle bir şey yoktu. Kim yapmıyordu? İknur. İtiraz mı etmiyordu? Sizin dediğinizi evet, hani hemen anne, kabul mü ediyordu? Şunu kızmıyordu yani öyle bir şeylerin benim hiç yani kızgın konuşmazdı. Hocamı iyi dinleyin yalnız. Bakın peki, nereye sen getireceğim. O zaman yani o zaman da karışıyordun bu şekilde ama sana karşı böyle hayır, tepki anne, vermiyordu. Evet ve diyor ki ben anne çay içeceğim beni katıverir misin? Besti yapıyor o arada hani bir şeyler yapıyor bir evet. Bilgisayar bakıyor. Hani onu göre kendinde bir uğraşımlar oluyor. Ben de kızım süt içecek misin veya bir şeyler içelim mi yiyelim mi gibisinden ben hani böyle katılıyorum ona. Yardımcı oluyorum. O da tamam anne içelim yiyelim diyor hani bu şekilde. Eskiden ses çıkarmıyordu ama şimdi evet. Karşı geliyor. Peki buna hocamın söyleyeceklerini dinleyin lütfen. Siz özellikle dinleyin Gülsüm Hanım. Şimdi tabii bu tepkisellik duygusal olayın üzerinden atamaması belki onu daha tepkisel hale getirmiş olabilir. Evet. Biraz da sizinle olan iletişiminde de siz sınır çizmezseniz
orada da bir kısımda da yani kullanma da oluyor karşılıklı. Yani kız anneyi de kullanmış oluyor tepkileriyle. Yani hem benle ilgilen diyor hem benle ilgilenme demek evet. istiyor. Öyle bir şey de oluyor. Yani siz biraz mesafe koyarsanız, uzaktan izlerseniz, siz de onun bu üzüntülü durumunu görüp daha bir yanında olmak, destek olmak istiyor olabilirsiniz ama bazen bu durumlar uzaktan olunca daha iyi, daha büyük destek olabiliyor. İşte evet, artık son zamanlar İlknur çok sıkıldığında hani böyle Anladım. Oldu hocam. Peki, peki. Efendim kısa bir ara reklamlar. Derdimiz Sen o. bana bu havluları mı yaptın getirdin? Hediye mi getirdin? Bana mı? Doğum günü hediyen mi? Ay ya. Benim yılbaşı gecesi doğum günüm ya. Doğum günü hediyemi aldı geldi. Bak Nasıl havlular yap. Nasıl utandı ama bak. Ay geline çeyiz geline.